Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Şubat ayında para konuları, kazançlarınız, gelir ve giderleriniz, eğitiminiz ve yakın çevre ilişkilerinizde önemli bazı hareketlilikler var. Özellikle Şubat'ın ilk yarısı içerisinde enerjinizi, yeteneklerinizi daha çok İş ve para konularına yönlendirebilirsiniz. Mars'ın da Oğlak Burcu'nda olması Venüs'le birlikte gelirleriniz anlamında size fayda sağlarken biraz harcamaların da arttığını söyleyebiliriz. Daha fazla para harcamanız, daha fazla kişisel istekleriniz için, zevkleriniz, ihtiyaçlarınız için biraz daha harcama eğiliminde olmanız mümkün. Dolayısıyla bütçenizi kontrol etmekte biraz daha dikkatli ve temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Güneş ayın 19'una kadar Kova burcunda parlayacak 3. evinizde ve gezegenler özellikle ilk haftadan itibaren Kova burcuna doğru hareketlenmeye başlıyor. Dolayısıyla sizin için bu ay yeni bir şeyleri öğrenme, özellikle iletişim konularında, eğitim konularında çok hareketlilik var. Ve tam da bu alanda 10 Şubat'ta 20 derece Kova burcunda yeni ayda olacak. Zaten yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Yeni ayla birlikte yeni bir ilgi alanınızla ilgili belki bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu bir başlangıç olabilir öğrenciler için özellikle. Ya da hani bu sizin için mesleki bir konu olabilir, kişisel gelişiminizle ilgili bir konu olabilir. Entelektüel anlamda hızlı bir yeni ay. Dolayısıyla bol bol okuyacağınız, bir şeyler öğreneceğiniz, özellikle belki sosyal medya, internet, iletişim cihazları üzerinde çok aktif olacağınız bir süreç. Mars ayın 13'ünde bu alana gelecek, Venüs de Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla iletişim konularında ve iletişim cihazları ile ilgili konularda hareketlilik hayatınızda artıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa daha önemli etkiler alabilirsiniz. Sabit burçlarda gezegenleriniz varsa haritanızda tabii ki yeni ayın etkisi artacaktır. Belki yeni bir telefon alacaksınız, bir bilgisayar alacaksınız, otomobil alacaksınız. Yani bununla ilgili bir yenilik olabilir hayatınızda. Seyahatler için, geziler için, yeni iş anlaşmaları için, özellikle internet ve sosyal medya üzerindeki aktiviteler için bu yeni ay sizi destekliyor. Girişimleriniz biraz daha teknolojiyle ilgili, bilişim cihazlarıyla ilgili, dijital alanlarda, internetle ilgili alanlarda daha da öne çıkabilir sevgili yaylar. Evet, Mars 13'ünde Kova burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte Plüto ile kavuşuyor. Venüs 16'sında Kova burcuna geçecek. O da hemen geçer geçmez tabii ki 0 derece Kova burcundaki Plüto ile kavuşacak. Bunlar önemli gezegen temasları. Kişisel olduğu kadar aslında kolektif alanda, toplumsal alanlarda da böyle bilimsel konularda yeni keşifler olması, teknoloji ile ilgili bazı yeni haberler duymamız mümkün. Uzay, astronomi çok dikkat çekebilir. Havacılık sektörü çok dikkat çekebilir. Bununla birlikte tabii ki Mars, Plüto ikisi de zor enerjili gezegenler. Biraz stresler de yaratabilir bu. Örneğin işte siber saldırılar, işte kazalar, hava yolları ile ilgili sıkıntılar, teknoloji ve iletişim cihazlarındaki problemler, özellikle elektrikli, elektronik araçlarda yaşanabilecek problemler. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Siz de kullandığınız araçlara, gereçlere, iletişim cihazlarına, özellikle bilgisayarınıza falan dikkat edin. Güvenlik alanlarına da bu dönemde temkinli yaklaşmakta fayda var. Güneş ayın 19'undan itibaren Balık burcuna geçecek. Merkür Balık burcuna geçecek. 23'ünden itibaren ayın son haftasında biraz da özel hayatınızda daha yumuşak, daha duyarlı etkiler var. Ailenize yönelebilirsiniz. Ev yuva alanlarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul etmeye başlayabilir. Evde daha fazla zaman geçirmeniz mümkün görünüyor. Aile içi iletişimleriniz özellikle ayın son haftasında biraz daha artabilir. 27-28 Şubat gibi burada Güneş'in, Satürn'ün, Merkür'ün kavuşumu var. Yani ebeveynlerinizle ilgili bazı konular. Belki bir arada aile içerisinde bir arada karar vermeniz, konuşmanız gereken mevzular olabilir. Bu bir ev işi, mülk işi de olabilir. Aileyle, ebeveynlerle ilgili konular da olabilir. Daha uzun vadeli, daha ciddi konuları görüşmeniz, konuşmanız, anlaşmanız mümkün görünüyor. Ayın 24'ünde Başak Burcu'nda Dolunay olacak. 5 derece Başak Burcu'ndaki Dolunay tüm değişken burçlarımızla birlikte tabii ki sizi de önemli ölçüde etkileyebilir. Aslında keyifli bir Dolunay, bereketli bir Dolunay, Jüpiter'in yönetici gezegeninizin
olumlu bir açısı var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz varsa, güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha etkili ve önemli olabilir bu dolunay. Kariyer evinizi aydınlatan bir dolunay olduğu için bazı değişimlerin, dönüşümlerin, bazı farkındalıkların öne çıkması mümkün. Dolayısıyla toplumdaki statünüz, işiniz, kariyerinizle ilgili önemli bir karar verilmesi mümkün. Mesleki anlamda önemli. Daha önce yapmış olduğunuz işlerin, çalışmaların sonuçlarını alabilir, bir başarı elde edebilirsiniz. Bu dolunay size bir ün ve başarı getirebilir. Statünüzü, medeni durumunuzu etkileyebilir. Dolayısıyla yuva kurmak, evlenmek ya da boşanmak, ayrılmak ve benzeri konularla ilgili olarak toplumdaki statünüze de ilgili önemli etkiler getirebilir bu dolunay. Ve yine ebeveynlerinizle ilgili etkiler getirebilir. Anneniz, babanız, onlarla ilgili beklentileriniz, onların sağlıkları, düzenleri ve benzeri konular. Bu alanlarda da bu dolunayın şifalandırıcı, sorunları çözen, önemli dönüşümler getirecek güçlü bir etkisi olmasını bekleyebiliriz. Bu arada birçoklarınız da gerek işle ilgili, gerek özel hayatıyla ilgili, gerek aile içi ilişkilerle bağlantılı olarak bir yer değişikliği, bir taşınma, bir düzen değişimi de yaşayabilir sevgili yaylar. Ayın son günlerinde, son haftasında bu dolunay etkileri de şekillendirici olabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.